Cihat Kiriş. Bugün kenardan yancı olarak oyunu izleyeceğim. Yanımda Yunus Baç var. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün aslında şöyle başlayalım. Arkadaşlar, Yunus sezon 4'te benim duo girdiğim, beraber oyun oynadığım bir oyundan arkadaşımdı. Ve Real'den arkadaşımdı. O zamanlar Nasus birincisiydi. Sonra Yunus oyunu bıraktı. Sezon 4'ten sonra hiç oynamadı. Son 2 aya kadar. Yani Yunus 2 aydır, hatta 1,5 aydır. 1,5 ay falan oldu, evet. Yeniden oyuna başladı arkadaşlar. Hesabı Gold'du. Şu an Diamond 1 Master arasında takılıyor. Ve Nasus da 3. sırada. Ben de dedim ki Nasus videosu çektireyim Yunus'a. Yunus aldım, bize getirdim. Şu an arkadaşlar bizim evde. Beni doyurdu arkadaşlar. Yemeğimi yedirdi. Kahvaltıya götürdü. Şu anda o benim patronum. Ve onun çalışanıyım. Evet. Nasus'u insanlar neden oynasın? Şimdi biraz yüksek sesle konuşma, insanlar duysun tamam. Seni. Tamam. Kanka, şimdi aslında Nasus tam bir counter pick peki. Yani Riven değil de karşı değer Maokai'yi, Malphite gibi biri olsaydı çok güzel oyun taşıyacaktık. Riven biraz daha sesin. Arkadaşlar, Nasus tanklara karşı inanılmaz güzel bir pick. Yani tanktan kastım şu aslında. Lane'de sizi bir anda kesemeyen, dürterek oynayan karaktere karşı çok güçlü. Ben şimdi size bu ultimi anlatayım arkadaşlar. Duran kılıcıyla başlamamın sebebi tamamen lane'i üzerime ittirdiklerinde kule uzaktan vuran minyonlara bir hit atıyor. Bizim onları tek hitte almamız lazım. Yani kaçırmamak için farmamızı. Bunu aldığında dakika 3'ten sonra her minyona tek atıyoruz arkadaşlar. Minyonumuz kaçmıyor. Ve aynı zamanda bunun bize verdiği lifesteal ile lane'de daha uzun süre kalabiliyoruz. Rune'den bahsedersen, Rune çünkü insanların dikkatini çekiyor. Evet arkadaşlar, Rune'e muzlu takviyesi giriyorum ben. Bunun sebebi Nasus'u kayıtlayarak oynuyorum. Yani sadece Q ile damage vurduğumu söyleyebilirim aslında. Düz pek vurmuyorum. Q vurduğumda Rune'im sayesinde %50 slow yiyor arkadaşlar. Zaten W'dan gelen bir slow efekti var. Her şey birleşince çok rahat kayıtlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar, bu arada ilk başta Nasus oynarken lane'i adamın üstüne itmeniz gerekiyor. Tabi Riven'a karşı bu biraz zor. Ve Riven arkadaşlar aslında Nasus için çok zor bir pick. Bunu da söyleyeyim. Kanka ama sanırım kız. Neydi Riven? Şimdi... Ama şimdi Riven karakteri bayan bir karakter. Kadın bir karakter. Yani belki sadece Riven karakterini çok fazla benimsediği için ismini Lady yapmış olabilir. İşte. Belki de kız oyuncuya ezilirsin falan böyle. Ben bir kenarda dalga geçerim ya. Onu yani mümkün. Mümkün. Arkadaşlar, Yunus oyunda çok çabuk dağılıyor. Evet arkadaşlar. Yanında konuşmamaya çalışacağım. Artık video Yunus'ta ama üzerinden geldiğince anlatacak. Yine bana sen soru sorabilirsin. Ben bazen unutuyorum açıklamayı arkadaşlara. Tamam. Ürünümde arkadaşlar dakika 10'da büyücülükten gelen cooldown efekti var. Cooldown alıyorum dakika 10'da. Zaten %5 cooldown alıyorum uzun takviyesi ürününden dolayı. Şu an bu yaptığı yanlış. Neden cooldown kanka? Cooldown'un ne gibi bir katkısı var? Q 7 saniye şu anda. Yani zaten olayı Q kasma. Ne kadar çok fazla Q kasarsanız o kadar güçleniyorsunuz. Yani tamamen Q için cooldown oynuyorsunuz aslında. Zaten dediğim gibi kayıtlayarak oynuyorsunuz. Düz vuruş atmıyorsunuz adama. Sejuani'm erken yaşına geldi. Çok güzel Sejuani. Çok yapmaması lazımdı. Kestim şu anda. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Hani dediğim gibi Doran kılıcı aldığınızda lane'iniz üstünüze pushlandığında siz aslında geri düşmüyorsunuz. Hem jungle'ın size gank gelebiliyor, hem de farm kaçırmamış oluyorsunuz. Oo. Çok güzel arkadaşlar. Oyun şu an büyük ihtimalle bitti. Peki 3 level'da mesela E vermedim. Nedeni ne? Tamamen cooldown'un alakalı. Q'mun cooldown'unu düşürmek. Arkadaşlar 7 idi. Daha demin göstermiştim. Şu an 6'ya düştü. Kanka bir de mesela normal şartlarda ne zaman B atıyorsun? Neden B atıyorsun? Yani tamamen cooldown'la alakalı yine. Cooldown itemi alabildiğiniz gold ulaştığınızda B atmanız gerekiyor. DHP'nizi tabii çok düşünmemeniz lazım lane'de kalmak için. Çünkü dive yiyebilen bir karakter Nasus.
Direkt karşınıza Riven, Jax gibi karakterler varsa. Asus'ta seni en çok ne zorluyor? Yani Jax. Bu pick geldiğinde ben nasıl oynamam dediğim pick ne var? Edenu. Aloy. Jax. Yani oynamayı hiç sevmiyorum. Onun dışında yok. Yani Teemo'ya karşı rahat oynuyorum. Sincin çok rahat oynuyorum Sincin'e karşı. Tamamen Jax, Riven. Belki çok iyi oynayan Yasuo. Ama Yasuo'yu iyi oynaması gerekiyor, yoksa ezilir. Ölüm onları bekliyor. Riven şu anda çok geri düştü. Yani bu oyun büyük ihtimalle nasıl taşıyacak arkadaşlar? Şu anda ben üstün çıkıyorum trade'lerde. Ya bu bitmiştir şu an. Yani bu lane bitti. Blue'm var zaten. E'mi kullanabiliyorum. Arkadaşlar bu çok istisna bir durum oldu. Jungle'ın bana gelip ölmesi ve tabii red buff alma. Eğer üstünüzde blue yoksa E'nizi hiç kullanmayın. Yani hiç kullanmayın. Çünkü Sinnoh'a ihtiyacınız var. Dakika 7'ye kadar bir atmayı düşünmeyeceksiniz normalde. Çünkü cooldown alamıyorsunuz. Geri çıkalım. Bazı şeyler gömülür kalmış. Fazla kaçıyordum. Arkadaşlar bir de mikser jetim mikseri. Birazcık elim alışık değil, o yüzden farm kaçırabilirim. Bu konk gelebilir bana. Hemen bahsedeceğim. Arkadaşlar Nasus'un ultisi Nasus'a bastığında HP ve armor veriyor. Ve bunun dışında Q'muzun cooldown'unu düşürüyor. Ve Sunfire gibi damage çıkartıyorsunuz. Yani Sunfire etkisini kullanıyorsunuz ultinizde. Ultiniz çok önemli arkadaşlar. Anlamadım Cihat. Ya range veriyordu. Tabi bir de Q'ya range veriyor. Direkt ben buradan hatırlatacağım. Yani sana söylüyorum ama şu anda unutuyorum, evet. Ben yayınlarda falan çok sordum arkadaşlar. Yani yayında da merak edenler oluyordu. O yüzden ben mesela Rus'un anlattığı her şey şu an benim baktığımda elimden geldiğince insanların sorduğu soruları şu an ona soruyorum video için. Arkadaşlar bir de ben şöyle bir şey yapıyorum. Yani buna pek gerek yok. Riven bana trade'e girdiğinde girer girmez bir tane pot basıyorum. Riven bana az damage vurduğunu düşünüyor arkadaşlar öyle yaptığında. Ve bu sayede bana artık girmekten korkuyor. Adamın korkmanız gerekiyor onu söylerken. Ki size girmesin. Yani. Az daha vuramıyordum çünkü pek simet basamadım. Arkadaşlar bu da rundan gelen bir eşya. Arkadaşlar Peximet, okuyacağım ben size birazdan. Kayıp canınızın %15'ini size geri veriyor. Ya bu çok büyük bir şey Nasus'ta, bakın bastım. HP'm şu an yarıda. Zaten lifesteal'im de var. Lane'den çıkmıyorsunuz böylece. Ben şu anda 40 saniye sonra base atacağım. Daha önce atmama gerek yok. Tabii teleporttan dolayı o da. Yani Peximet'i almanızın tek sebebi arkadaşlar teleport daha verimli kullanabilmek. Ki döndüğünüzde tekrar lane'e üstünüze cooldown alın. Bu gong geldi. Büyük ihtimal keseriz arkadaşlar. Kesemedik. Şu anda ADS'i fazla. Ama hiç sıkıntı yok. Zaten teleportumuz gelmişti. Arkadaşlar ikinci item. İlk item her türlü pırtlayacaksın arkadaşlar. İkinci item sokarca. Üçüncü item ben genelde bu yapıyorum. Hatta beklemeyelim biz şimdi onu. Bekleyelim. Çok işimize gelir. Peximet'imiz satalım. Şu anda bakın üstümüz 135 cooldown'umuz var. Yani bu oyun bitti demek arkadaşlar. Şu an ne Riven bana vurabilir ne beni durdurabilir. Peki şimdi kanka. Normal bir Nasus oyuncusunda
Dakika evet. 20'de kaç stay olması gerekiyor? Hani ezilmeyen bir Nasus. Böyle koridorda normal bir matchup geçiren Nasus. Dakika 20 kaç stay olması gerekiyor? Benim kendime koyduğum stat şöyle. Dakika 10'da 150 yapmak istiyorum her oyun. Dakika 15'te 350. Dakika 20'de arkadaşlar oyunun gidişatına göre. Yani 350'den sonra çok da lane'de kalmanızı önermem. Yani çünkü arkadaşlar düşük eve doğmayacaksınız büyük ihtimalle nasıl. Takımınız yenilebilir. Onlara destek vermek zorundasınız. Ama yüksek evde böyle bir sorun yok. Takımınız size göre oynuyor. Yani takımda eğer Nasus varsa ki yayınlardan izlemişseniz görmüşsünüzdür arkadaşlar. Birazcık geri kalıyor. Ölmüyorlar. Bunu yapmayan takımlara karşı sizin desteğe gitmeniz gerekiyor. Dakika 18'den sonra gidebilirsiniz. 18'de de Q'nuzun 4 olması yeterli arkadaşlar. Bakın şu an Wukong bana gelse arkadaşlar beni kesecek. Ama bu sefer takımım oyunu taşıyacak. Bilgisayara pek alışamadım arkadaşlar. Gördüm. Ay. Son anda. Belki uzumuz onları keser herhalde. Yalnız kanka fark ettin mi ne kadar çok Belkuz oynuyorlar ya? Çok fazla oynuyorlar. Onu da kesti, çok güzel. Arkadaşlar bu da çok önemli. Bakın bana genk geldiklerinde, çünkü gelecekler. Riven bana cevap veremiyor. Bizim midimiz de geldi arkasından ve 2'de 2 aldı. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani nasıl oynarken yardım istemenizin bir mahsuru yok. Benim durumum şu anda çok iyi zaten. Dakika 11, Q'm 170. Gayet iyi. Hatta az bile çünkü çok öne geçmiştim ilk başta. Ama dediğim gibi Rifki birazcık bizi geriye düşürüyor. Arkadaşlar ben bir hata yaptım orada. Normalde size gank geldiklerinde ultiyi direkt basın. Zaten sizi ölseye kadar bitmesinin imkanı yok. Ben orada birazcık geç bastım arkadaşlar. Yani R'ye bastım ama Riven'dan W yemiştim. Daha erken basmam gerekiyordu. Arkadaşlar Q'nuzu minyonların vurduğu minyonu vurursanız çok daha iyi. Çünkü daha fazla Q kasabilirsiniz bu sayede. Zaten o minyon ölecek. Diğerini kesmenizin bir anlamı yok. Yani 6 wave'den en az 5 tanesini Q'la almaya çalışın arkadaşlar. Yani öndekine vurmayın çünkü onun armoru daha fazla. Arkadakileri vurun. Onun nefesi yarıya indiğinde ona vuracaksınız. Bakın ben şu anda hiçbirini kaçırmadım. Hop. Ölmez. Şu an bana atlarsa beni kesebilir. Çok güzel öldü. E'sini kullandığında bitmiştir arkadaşlar. Orada ben baktım. Ben E atsam ölecek mi? Ya böyle bayağı bir inmişti. Çok az inmişti değil mi? Aynen. Orada ben Q atmaya odaklandım orada. Olabilir. Bu arada arkadaşlar kuleye bile Q'dan nasit attığında stack yapabiliyor. Evet arkadaşlar. Kuleye düz vuruş yapın. Q'ları minyona vurun. Kuleye düz vuruş, minyonlar Q'lar minyona, pardon. Arkadaşlar E yeteneğimiz o alanda kalan adamlara zırh değerini düşürüyor. Hem de %15 değerinde. Bu çok büyük bir şey. Yani fight'ınızı E'nin içinde yapmaya çalışın arkadaşlar. Benim şu anda 3'lük üretim bitti. Yani 2 vs 1 almaya hazırız arkadaşlar şu anda. Evet.
Arkadaşlar böyle yaparak korktum. Amacınız onu kesmek değil. Şu an keseriz ama gerek yok. Hop yine skill attım. Efendim? Tabii tabii. Arkadaşlar ben Q kasmaya devam etmek için bazen adamları kesmiyorum. Çünkü eğer adamı kesersem sürekli jungle gelecek. Flash'im olmadığı için. Gerçekten öyle. Arkadaşlar kuleyi almamıza gerek yok. Biz amacımız daha fazla yerine kalmak. Zaten çok üstünüz. Bize cevap veremiyorlar. Kuleyi almıyoruz arkadaşlar. Ki farmımız burada ölsün. Hepimiz de olunca tekrar live'ına daha girebiliriz çünkü. Arkadaşlar bakın dakika 15. Q'm 340. Gayet istediğimiz gibi. Arkadaşlar kuleye vurmanıza gerek yok. İnanılmaz ölsün. Arkadaşlar bu arada ligimiz TR server'ın Diamond 3 işte. Ama Jett'in elosu baya yüksek olduğu için şu an karşımızda Diamond 1 ve Master adamlar var. Yani eğer biraz daha düşük de olsaydık ben büyük ihtimalle bu kuleyi almak isteyecektim. İkinci kuleyi almak için o da. Bu Kong bottu arkadaşlar gördük. Zoe da bottu. Kimse yardıma gelemez Riven'cığımıza. 120 manamız var. Kesemeyiz. Yüzü dediğin sönmüş yıldızlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar slow yedi. Sadece Q vurdu. Devil atlayınca gireceğim ona. Arkadaşlar manamız olmadığı için bize gidiyoruz şimdi. Tam bir de çok mobil ya. Kaçabiliyor çok mobil ya, çok mobil. Yani dive'ımız biraz zor. Botumuz oyunu kazanmış, midimiz kazanmış, topumuz kazandı. Oyun büyük ihtimalle kazandık arkadaşlar. Karşıya bakalım şimdi. Riven'ın stun'ı var, Wukong'un ultisi var. Janna'nın slow'u var. Oyun arkadaşlar, Merkür kasıyoruz. Şimdi ben çok fazla kastığım için şu itemi tercih edeceğim. Arkadaşlar nasıl da amacınız tek atmak değil. Yani AD pek kasmayın. Amacımız adama 3 veya 4 vurmak zaten. Yani bir defa vurduğumuz fight'ten çıksa yeterli. Eğer bir de bunu alırsam ben burayı ittirdikten sonra 20 tura kadar gidebilirim şu anda. 2 vs'ye zaten kazanıyoruz. 3 kişinin gelmesi lazım. 3 kişi de büyük ihtimal gelmeyecekler. Çünkü botumuz ve midimiz de kazandı oyunu. Yanlış bir yana vurdum fark ettiniz arkadaşlar. Eğer diğerine vursaydım onu da alabilecektim Q'm ile. Tamamen mouse farkı. İşte nihayet gidiyor. Takımından biri katledildi. Adamın redine gidebilirim. Bekledim. Takımından bir
kazandı buraya. Ben şimdi bu kuleyi aldım. Tamam. İki kişi öldü. Şu anda ben 3 silahsızlığa sıkıntı olmaz. Flash'im var, ultim var. Demeyeceğim etmedi. Onu kesmem gerekiyordu. Arkadaşlar karşıya bakalım. Yani karşıda 3 tane AD var. Ruh gömleği kasmam daha iyi olacak gibi. Çünkü iyileştirme etkeni tut arttırıyor. Ya bu demek ki zaten siz pasifinizden gelen bir lifesteyiniz var %20. Burada var %23. %23'ün %30'u da arkadaşlar %6 gibi bir lifesteyle yapıyor. Bu da çok büyük bir sayı zaten. Arkadaşlar cevaplamayı unuttuğum sorular olabilir. Bu sorularınızı videonun altına yazarak bana sorabilirsiniz ki ben de bunları cevaplayabileyim. Yo bitti sandım ya. Vallahi bitti sandın değil mi? Ha dedim kapanışa yetişeyim. Konsolluk sıkıntı olmadı. Cevap verici. Bir de böyle fazla karar. Oğlum ne vurdun öyle lan? Birazcık fazla vurdum. Adam vurdu. Ne oldu? Bu kadar vuramıyor ya. Birazcık fazla emici var. Allah Allah. Şuraya ward koyduğumda arkadaşlar buradan epemi toplayabilirim diyecektim ama almışlar. Geçmiş. Ultimiz geliyor. Keser misin? Daha demin dedim kesemedim. Jana kalkan falan silebilirsin. Merdivenimizi sıkıştıralım. Niye böyle bir şey yaptı? Hiç bilmiyorum. Artık de geçebiliriz. Oradan geçemeyiz. Hepimiz az şu anda. Anlatabileceğim şeyler arkadaşlar. Bugün pek görmedik. Lane'de mesela
şöyle bir algı var insanlarda. Teemo veya Gnar gibi hero'lar Nasus'u kantılıyor diye biliniyor ama aslında öyle bir şey yok. Arkadaşlar Gnar size minyonlar burada savaşırken eğer vurursa size minyonlarınız ona vuruyor. Bırak arkadaşlar size bir tane vursun ve geri çıkın. Yani o zaten size vurduğu damage 60 olacak büyük ihtimalle. 60-70 arası değişiyor. Minyonlarınız ona 50'ye yakın bir damage vuracak. Ama siz zaten lifesteal'iniz var. Zaten kazanacaksınız onu. Sadece kule altını bekleyeceksiniz arkadaşlar. Benim ilk başta yaptığım Given'a karşı. 2 level'da ben burada bekliyordum adamı. İtemimizi aldım. Arkadaşlar ben genelde 3. item, ruh kömleği değildi. Ölü adamın zırhını kasıyorum. Çünkü arkadaşlar herkes fight'tan Nasus'tan kaçıyor. Sizin orayı kapatmanız gerekiyor. Çok da mobility bir item bu. Alırız aslında bunu. Base atmalarına gerek yok. Güzel bak ya. Tüm kollarını dinliyorlar. Mırtlan stack alabiliyor mu? Hangisinden? Bulamıyorsun. Evet arkadaşlar şimdi oyunu bitirmeye gidebiliriz. Ve arkadaşlar Surrender geldi. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu videodan sonra aklınızda bazı soru işaret olabilir. Hani Riven değil de atıyorum karşıma nar aldı ne yapmam gerekiyor. Onlar için video altına sorabilirsiniz bunları. Cihat'ın yanında ben bunları cevaplamaya çalışacağım zaten. Cihat bir şey söylemek istediğin bir şey var mı? Bu kadar mıydı? Arkadaşlar görüşürüz, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. İnşallah. Çalışmaya devam edersem görüşürüz.